Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar artık Ağustos ayının ortasındayız. Sonbahar yaklaşıyor ve sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte bahçelerimizi kışlık sebzeler için hazırlamamız gerekiyor. Beni takip edenler bilirler. Geçen günlerde domateslerin veriminin azalmasından dolayı domateslerden vazgeçmiştik. Şimdi o domateslerin bulunduğu alana tekrar hayvan gübresi serpiştirip tekrar belleyip yumuşatıp kışlık sebzeler için ekim ortamı hazırlayacağız. Birazdan o işlemi yapacağım. İlk önce 2-3 torba yanmış çiftlik gübresini toprağın yüzeyine serpiştireceğim. Ondan sonra belleme suretiyle o yanmış gübreyle toprağı karıştıracağım ve toprağı da yumuşatmış olacağım. Tohumlarımızı uygun şekillerde toprakla buluşturacağız. Tohumları internetten getirtebilirsiniz. Burada maydanoz tohumum var, marul tohumum var, ıspanak tohumum var, karnabahar tohumum var, havuç tohumum var ve bu sene ilk defa ekecek olduğum Brüksel lahanası tohumum var. Bu tohumun adı, markası önemli değil arkadaşlar. İnsanlar şu şekilde bir tohum üretim ve pazarlama şirketi kuruyorlarsa tohumlarına güveniyorlardır. Biz de onlara güveniyoruz ve kullanıyoruz. Ve güzel de sonuçlar alıyoruz arkadaşlar. Bu sebeple internet sitesi ve marka bilgisine gerek yok. Siz herhangi bir tohumcudan bir tohum alıp bu işleme başlayabilirsiniz. Şimdi bahçeye geçelim ve bahçedeki boş alanı kışlık sebzelerin ekilmesi için uygun bir ortam haline getirelim. Kışlık sebzeler için hazırlayacağımız alan burası. 5 torba yanmış çiftlik gübresini burası için ayarladım. Son torbamız burada. Bu son torbamızı şöyle dökeceğiz. Fırmıkla bu gübreyi 3-4 cm kalınlığında bu alana yayacağız ve belleyerek toprağımızı hazır hale getireceğiz. Evet arkadaşlar, yanmış çiftlik gübremizi yaydık ve şimdi bellemeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar, belleme işlemini tamamladık. Toprağımızı bu haliyle birkaç gün dinlenmeye bırakacağız. Sonra tırmıkla düzleyeceğiz. Özel bölümler oluşturacağız ve kışlık sebze tohumlarımızı ekeceğiz. Evet arkadaşlar, bahçemizi belledik ve 10 gün kadar dinlendirdik. Şimdi bu dinlendirmenin ardından bahçemi tekrar küçük bir çapalamayla toprağını yumuşattım. Ve şurada iki karık oluşturdum. Birinci karık sırasına Brüksel lahanası, ikinci karık sırasına karnabahar ve burada 8 parça alan oluşturdum. Burada hazırlamış olduğum 8 parça alana da diğer kışlık sebzelerin tohumlarını ekeceğim inşallah. Evet arkadaşlar, kışlık sebzelerimizin tohumlarını toprakla buluşturmaya devam ediyoruz. Burada tere, roka, ıspanak, dereotu, havuç, turp gibi sebzelerin tohumlarını toprakla buluşturdum. Şimdi bu alana ve bu alana maydanoz tohumlarını ekeceğim. Çünkü maydanoz yazlı kışlı sofralarımızın vazgeçilmezi ve en çok tüketileni. Bu sebeple maydanoz tohumunu iki ayrı alana ekeceğim ve işleme başlıyorum arkadaşlar. Zaten ben toprağımı daha önceden yumuşatmıştım. 10 gün kadar da dinlenmeye bırakmıştım. Şimdi bu dinlenmiş toprakta ben tekrar bir yumuşatma çalışması yapacağım ve ardından maydanoz tohumlarımızı uygun bir şekilde toprakla tekrar buluşturacağız ve maydanoz üretmeye başlayacağız. Şimdi bu toprağı tekrar yumuşatıp düzleyip ekim aşamasına hazır hale getiriyorum. Toprağımızı bu şekilde düzledikten sonra tırmıkla şu şekilde küçük derinlikler oluşturuyoruz. Bu derinliklere düşen tohumlar uygun derinlikte ekilmiş olacak ve yüzdek ekilmemiş olacak. Eğer tohumlar yüzdek ekilirse zayıf bir kök, zayıf bir gövde yapar. Bu da bitkinin gelişimini olumsuz etkiler. Şöyle küçük
kanalcıklar oluşturuyoruz. Bu derinliklere maydanoz tohumlarımızın gelmesine dikkat edeceğiz. Ve tohumlarımızı şu şekilde bu derin olan yerlere seyrek seyrek bırakıyoruz arkadaşlar. Çok sık bırakmayacağız. Çünkü çok sık bırakıldığında her bitkinin bir kök gelişim alanına ve bir yaprak alanına ihtiyacı var. Sık düştüğü zaman bitkiler birbirlerinin kök kullanım alanına ve yaprak alanına girişmeye çalışır. Bu da bitkimizin gelişimi açısından olumsuz sonuç verir. Eğer tohumlar çimlendikten sonra çok sık olduğuna inanırsanız hiç acımadan seyreltme işlemi yapın arkadaşlar. Seyreltme işlemi yaparsanız maydanozlarınız daha güzel gelişir. Sık olması iyi anlamına gelmez. Evet arkadaşlar, işlemi tamamladık. Şimdi aynı işlemin tersini yapıyoruz. Yani bu açtığımız çukurlukları tırmığımızla geri kapatıyoruz. Arkadaşlar, ben önceden can suyu vermeden sıkı sıkı tepeleyerek ekim işlemini tamamlıyordum. Ama tecrübelerim şunu gösterdi ki tepelenince de tepelenmeden de maydanoz tohumları güzel çimleniyor. Yeter ki siz uygun derinliğe gönderebilirsiniz. Şimdi can suyu vererek işlemi tamamlıyorum. Maydanoz ekiminde şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Toprak yüzeyi kesinlikle kurumayacak. Eğer toprak yüzeyi kurursa tohumlarımızın çimlenme oranı ve ihtimali azalır. Bu sebeple ya her gün birkaç defa bu şekilde yağmurlama şekilde sulama gerçekleştireceğiz ya da bu ekim yapılan alanın üzerini naylon bir muşambayla kapatacağız. Böylece o muşambanın varlığı buradaki nemi koruyacak ve tohumların çimlenme ihtimalini ve oranını artıracaktır. Ama her gün birkaç kere sulama imkanınız varsa bu şekilde bir sergiyle kapatmanıza da gerek kalmayacak. Ben her gün birkaç kere sulayacağım için bu kapatma işlemini yapmayacağım arkadaşlar. Ve böylece gerisini zamana bırakacağım. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.